Evet, Moka ile birlikteyiz. Mokacım, ne oldu, bana mı yanaşıyorsun küçük küçük? Moka maalesef bir yabancı isim yutmuş, bir küpe yutmuş. O şikayet de geldi bize. Röntgenlerini çektik, gerçekten kocaman bir küpe. Birazdan operasyona alacağız onu. Biraz korkuyor o yüzden. İnşallah oradaki yabancı ismi çıkartacağız, rahatlatacağız onu, değil mi? Evet. Evet, aferin sana. Aferin sana. Masada kaçmak için yer arıyor. Tamam, gel kaçalım, gel. Henüz daha 4 aylık. Çok bebeğiz. Kocaman bebeği nasıl yuttu? İnanın biz de bilmiyoruz. İnşallah böyle güzel bir şekilde geçer operasyonumuz. Onun sağlığına kavuştururuz. Şimdi ilk sakinleştiricimizi yaptık. Birazcık da canımız da tatlı. Damar yolu açarken bile kızdı bize, değil mi? Yavaş yavaş sakinleştiricinin etkisi altına giriyor. Sonrasında da gaz anestezisini alacağız onu. Ve operasyonumuzu küçük küçük başlayacağız. Operasyon sonrası da gerçekten zorlu bir dönem. Onunla ilgili de ayrıca sizleri bilgilendireceğim. Çünkü çok fazla karşılaşıyoruz biz yabancı isim yutma problemleriyle. Geçenlerde bir tane gelmişti. Onun da videosunu yayınladık. İğne yutan bir kedi vardı. Bu seferki de kocaman bir halka küpe. Resimlerini paylaşacağım. Bakalım. İnşallah sağ salim gireceğiz çıkacağız. Evet, korkma. Sakinleş. Evet, sakin ol bir tane. Şeye geçmiş. Mideden bağırsak geçiş kısmında yakaladık yabancı ismimizi. Midenin dorsalinden güzelce çıkardık. Şimdi operasyonumuz devam ediyor. Mideyi dikteyik. Şimdi deriyi kapatacağım birazdan. Yerini yerleştirelim. Güzel bir operasyon oldu. İnşallah uyandıktan sonraki operasyon sürecini de güzel geçireceğiz. Ve toparlayacağız bu çocuğu, bakalım. Evet, operasyonumuz bitti. Yorulduk birazcık. Yabancı ismimizi çıkardık, onu da göstereceğim şimdi size. Evet, o küçücük ağzıyla bunu nasıl yuttu, inanın ben de bilmiyorum. Çok değişik, şaşkınlıkla izledim. Kocaman bir halka küpe. Şöyle. Bu tam böyle mideden bağırsak geçiş noktasında kalmış. Muhtemelen halka olduğu için de genel durumunda bir sorun oluşturmamış. Normal şartlarda
şiddetli kusmalar, sindirememe ve bazen de kabızlık gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu çocukta asla böyle bir sorun yoktu. Yeme içmeye devam ediyordu. Muhtemelen şu boşluktan dışkı geçişi, gıda geçişi olmaya devam etti ve yaklaşık 3 gündür böyle yaşayabilmiş. Şimdi şu oradan çıkan birinci parça buna bağlanıp bir de böyle değişik şeyler var burada. Ot, saç gibi şeyler. Onları da yutmuş deli. Yani yabancı cisim yutmaya meyilli bir çocuk maalesef. O yüzden bu noktadan sonra birazcık daha dikkatli ilerlemek gerekecek. İp yutmuş mesela bir tane. Ne bulduysa yemiş. Ne bulduysa yemiş. Çok acayip. Şu ot falan yemiş değişik bir şekilde. Bunlar ne böyle? Bir şeyler Çekirdek kabuğu mu? kemirmiş. Dal bu bildiğin. Yani ottan ziyade dal kemirmiş onu yutmuş. Tahta kemirmiş muhtemelen. Saçlar vesaire bir sürü şey var. Yani şunu anlamanız için şöyle parmağıma takayım. Baş parmağıma bile neredeyse girebiliyor bu halka küpe. O kadar büyük röntgenlik görüntüsünü de göstereceğim zaten birazdan size. Şimdi işlemimiz bitti. Onu yoğun bakıma aldı arkadaşlar. Bir taraftan da serumu gidiyor. Yani ne yazık ki belli bir süre damar yolundan besleyeceğiz onu. Mideye yüklensin istemiyoruz. Mide asidini de arttırmak istemiyoruz aynı zamanda. Uyandık da yavaş yavaş. Az önce kalktı dişini falan yaptı. Şimdi tekrar uyumuş. Birazcık da sakinleştiricinin etkisinde hala. Bakayım sana bir. Bakayım iyi misin? Ha, merhaba. Merhaba, merhaba de herkese. Ha, genel durumumuz gayet iyi şu anda. Birazcık da uyumasını istiyoruz tabii. Dinlenecek, uyuyacak. Şimdi hemen eve taburcu etmiyoruz. Yani birkaç günde bizimle kalacak burada. Ondan sonra eve göndereceğiz. Ve işin en önemli kısmı da tabii ki sıvı beslenmesi gerekiyor. Onun için özel bir ürün vereceğiz. Ve sürekli olarak ağızdan beslenmeye devam edecek. Bir taraftan ayaklanıyor falan. Baksana şuna. Çok enerjik ya. Daha operasyon biteli kaç dakika oldu deli. Evet bu da röntgenimiz. Şurada gördüğünüz gibi kocaman. Tam bahsettiğim bölgede. Yani çok büyük. Bağırsaklardan geçip çıkmasının imkanı yoktu zaten. Şimdi ne yapacağız? Bu çocuğu sıvı bir şekilde beslemeye devam edeceğiz. Asla katı gıda kullanmayacak belli bir süre. Biz de kaldığı dönemde zaten damar yolundan beslenecek. Bakalım ya. Güzel geçti. Şu anda uyandı böyle. Keyfim yerine geldi o yüzden. Daha çok bebek. Daha 4 aylık böyle. Ailesi yutarken mi görmüş yoksa küpe olmayınca mı fark etmişler? Küpe yere düşmüş. Yere düşünce bu da hamle yapıp yutmuş. Direkt yemiş. Yemek zannetmiş galiba. Birazcık inatlaşmış ailesiyle ve direkt onu yutmuş. Böyle inatları var. Ben de kan alırken bana da falan böyle bağırdı. Biraz canı tatlı, inatçı bir çocuk. Değişik bir kafa yapısı var. Muhtemelen küpeyi vermek istemedi. Vermek istemediği için de hapur hapur yuttu onu. Yemekli olduğunu zannetmiyorum. Eğer ailesi görmeseydi. Yani röntgende hemen karşımıza çıkardı diyeceğim ama semptom yok. Semptom olmadığı için şikayetle başvuramayabilirlerdi. Yani normal şartlarda kusma olur. Bağırsaklarda işte tıkanıklık olabilir. Tuvalet yapmıyor denebilir. Ya da halsizlik olur. Çok yoğun bir ağrısı olur hayvanın. O zaman başvururlar, röntgen çekersiniz, bununla karşılaşırsınız. Mesela iğne de öyle olmuştu hatırlarsan. İğne yutan bir hayvanımız vardı, onu da öyle olmuştu. Ama bu çocukta şikayet de yok. Yuttuğunu görmese de bence uzun süre fark edilmeyecekti bu sorun. Şimdi bekleyeceğiz. Bakacağız ona güzelce bakalım. İyi edeceğiz onu inşallah. Evet, çok neşeli bir moka ile beraberiz. Dur düşersin, dikkat et. Sadece daha 3 saat oldu ameliyattan çıkalı. Bu haldeyiz. Müthiş bir enerjimiz var. Çıkacakmış, dolanacakmış, koşturacakmış, atlayacakmış, zıplayacakmış. Daha erken, daha yeni mide ameliyatı oldun. Farkında mısın? Hı? Midenden küpe çıkardık. Farkında mısın sen? Deli misin? Sürekli koşturmak istiyor. Çok enerjik bir köpek. Çok değişik bir köpek. Normal şartlarda şu anda hala sakin bir şekilde yatıyor olması gerekiyordu. Biz onu şu anda durdurmakta zorluk çekiyoruz, değil mi? Evet, gerçi bana mı geleceksin? Hareket etmen yasak dostum. Birkaç gün dinleneceğiz, yatacağız, tamam mı? Evet. Şimdi damar yolundan besliyoruz onu. Serumlarını yedi, iyice kendine geldi. Maşallahımız var. Gerçekten de diğer hemcinslerine göre inanılmaz erken uyandı. İnanılmaz erken toparlandı. Şu an için her şey çok yolunda ilerliyor. İnşallah daha da iyi olacak, değil mi benim güzelim? Maka. Ha, ne oldu? Ne oldu? Efendim. Efendim, bak kafalı. Yerim seni ben. Öpücük ağacım. Isırırım seni. Aferin sana. Hadi dinlenmeye devam.
Hadi dinlenmeye devam. Gayet iyisin. Bravo sana. Serumunu da çıkardık. Şimdi uyu, tamam mı, biraz? Hadi. Moka, ne haber? Nasılsın bugün? İyi misin? Ah, iyisin, okul günü sana. Efendim, ne oldu? Aferin sana. Aferin sana.